Koç Kadın Forumundayız. 25 Kasım'a sayılı günler kaldı. Hem burada yaptığınız çalışmaları hem de forumu biraz tanımak istiyoruz. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Sizle başlayalım. Hem kendinizi tanıtın, hem forum nedir? Yani bir dernek değil, bir platform değil. Nasıl başladı bu forum? Böyle başlayalım. Tamam. Ben Ayşe. Forum 2013'ten Gezi sonrasından. Gezi sonrasında parklarda ilk önce yapılan forumlardan günümüze kalan ve benim bildiğim kadarıyla dünyada devam eden, 10 yıldır devam eden, aralıksız devam eden tek kadın forumu. Biz sadece geçen sene değil mi ilk defa ara verdik. 2 yıldır sadece yazları 2-3 aylığına ara veriyoruz. Onun dışında her çarşamba saat 7.30'da gündemli olarak toplanıyoruz. Neden forum biçimi? Belki parklardaki o eşitlikçi, hiyerarşik olmayan oturma düzeni ve gündemli konuşma, hani birbirinin konuşma haklarına saygı göstererek yine aynı şekilde oturuyoruz, ay şeklinde. Birbirimizin sözünü kesmiyoruz, birbirimizin sözünün üzerinden söz kurmuyoruz. Bunlara evet çok dikkat ederek başladık. Evet. Benim de bildiğim kadarıyla zaten Yoğurtçu Kadın Forumu'nu da daha önceden duymuştuk ve elbette ki kadın mücadelesi içerisinde takip ediyorduk. Daha çok aslında parklarda toplanıyorsunuz ama aynı zamanda Kadıköy'de Sodit'in de kullandığı bu mekanda birlikte aslında dayanışma içerisinde götürüyorsunuz. Siz de çok doğru ifade ettiniz. Parklarda buluşmak gezi döneminde neredeyse her mahallenin hem her semtin parklarında forumlar yapılıyordu. Siz de böyle mi tanıştınız? Sizin Yoğurtçu Kadın Forumu'yla tanışmanız nasıl oldu? Ve bu mahallelerdeki, parklardaki buluşmaların hayatınızdaki etkisini sorayım. Merhaba, hoş geldiniz tabii ki. Ne güzel, sizlerle de tanıştık. Artık siz de Yoğurtçu Kadın Forumu'nun bir elemanısınız, bir üyesiniz. Çünkü böyle yolumuza devam ediyoruz. Tanışınca hemen içine dahil oluyor insanlar. Ben 2014 yılında sanırım Cafer Ağa Mahalle Dayanışması'na ilk önce gitmiştim. Orada bir kadın grubunun toplantısı vardı. Sonra Ayşe bana dedi ki, böyle kadınlara has başka bir forum var dedi, oraya gidelim dedi Ayşe, benim yakın arkadaşım. Aa tamam dedim, geldim. Gerçekten ondan sonra da hiç ayrılmadım. Yazları parklara gidiyoruz yine ama kışın Sodit'in Sosyal İletişim ve Dayanışma Derneği'nin, Sosyal Dayanışma ve İletişim Derneği'nin salonunu bize dayanışmacı bir şekilde kullandırıyorlar. Her çarşamba bize ait. Olarak uzun yıllardır buradayız. Çarşambaları 7.30'da burada buluşuyoruz. Ben neden buradayım? Çünkü ben başka bir örgütlü yapının içinde değilim birey olarak. Cemile Kahraman olarak bir örgütlü yapıda bir mücadele vermiyorum. Benim kadın hareketinde, kadın mücadelesindeki yerim Yoğurtçu Kadın Forumu. Buradan hareket ediyorum. Yoğurtçu Kadın Forumu hem kapsayıcılığı hem de bir bağlayıcılığı olmayan bir yeri yok, resmi bir tanımı yok, bir mekanı yok, bir sözleşmesi yok. Yani geldiğiniz andan itibaren Yoğurtçu Kadın Forumu'na dahil oluyorsunuz. Böylesine hem rahat ettiğiniz bir yer, ayrıca çok dediğimiz gibi hani kapsayıcı, işte ırkçı olmayan, cinsiyetçi olmayan, işte tür, cins ayırmayan, İşte hem kadınların hem ezilenlerin, hayvanların da mücadelesine sahiplenen, aynı zamanda onlar için de emek harcayan bir noktada. Dolayısıyla da benim burada olma ihtiyacım her şeyden şikayet eden değil ama en azından bir mücadelenin içinde olarak hayata devam ettirmek şeklinde diye özetleyebilirim ben şimdilik. Her çarşamba belirli günler, gündemlerle bir araya geliyoruz dediniz. Şimdi de önümüzde tabii ki 25 Kasım var. Elbette ki bu gündemle de bir araya geliyorsunuz. Neler konuşuyorsunuz 25 Kasım'la ilgili olarak burada? 25 Kasım'la ilgili bizim çok özel bir hazırlığımız olmadı. Bundan önceki senelerde de içimizden 25 Kasım komisyonuna dahil olan arkadaşlarımız vardı. Biz dövizler hazırlıyorduk, bütçesine katkıda bulunuyorduk. Onun dışında da katılmak isteyenler katılıyordu. Siz katılıyor muydunuz? Elbette.
Peki Yoğurtçu Kadın Forumu veya öncesinde nasıldı katıldığınız 25 Kasım'lar? Yoğurtçu Kadın Forumu'na Cemile ile birlikte biz 2014'te katıldık. 2014'ten önceki 25 Kasım'ları bilmiyorum. Yoğurtçu Kadın Forumu ile zaten bir evrimleşme de geçirdiğimi söyleyebilirim. Nasıl bir evrimleşme mesela? Bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Yani bundan 10 yıl önce ağzımı doldurarak, yani ben feministim demezdim. Feminist olduğumu düşünmekle birlikte. Ama şimdi feminist olmaktan gurur duyuyorum. Yani bunu Yoğurtçu Kadın Forumu'yla kazandığımı düşünüyorum. Düşünün, her 10 yıldır devam ettiğim aşağı yukarı senenin 50 haftası diyelim ki, 50 haftası kadın gündemine ait bir şey konuşuyorsunuz. Bazılarının üzerinde özellikle daha çok ilgimi çeken şeylerde kendim okuyordum. Tabii ki bu okumaların benim bilincimde karşılığı oldu. Sözünü ettiğim evrim bu. Ayşe Hanım ifade etti, işte burada kadınlarla ilgili gündemlerle bir araya geliyoruz, kadınların sorununu konuşuyoruz diye. Size sormuş olayım, kadınların nasıl sorunları var, neleri gündeminize alıyorsunuz özellikle 25 Kasım'a yaklaştığımız bu günlerde? Kadınların nasıl sorunları var? Kadınların sorunu say say bitmez. Her şeyden önce patriarkal kapitalizmin altında ezilen bir cinsten bahsediyoruz. Cins eşitliği, adil bir dünyada yaşamak istiyoruz biz kadınlar olarak. Eşitliği sağlamaya çalışıyoruz diyorum. Feminizmin kendi özünde en, işte benim hayalimde canlandırdığım şey, hani bana şöyle yeğenim sormuştu, yetişkin bir yeğenim. Nedir dedi, yani çarpıcı olan şey nedir seni bu kadar cezbeden feminizm için? Eşitlik iddiası dedim, eşitlik mücadelesi dedim. Yoğurtçu Kadın Forumu'nda da ben de Ayşe gibi, az önce Ayşe de ifade etti, bir evrimden geçtiğimi düşünüyorum açıkçası. Hani ben artık feministim diyebiliyorum, ondan önce hani feminist değildim yani ben. Yoğurtçu Kadın Forumu beni feminist yapan bir topluluk. Burada olmak her zaman heyecanla geliyoruz. Yani gelebilen herkesle birlikte her hafta burayı büyük bir neşeyle, hani o kadın neşesiyle, coşkusuyla açıyoruz. Ve bunu o gündem neyse onu konuşmaktan da gerçekten de keyif alıyoruz. Neler gündemlerimiz? Kadın, 25 Kasım'a gelirken kadına şiddet. Ayrıca bizim içimizden kadın davalarını takip eden bir grubumuz da var. Kadınların tacize uğradıkları, katledildikleri, kadın cinayetlerini de takip eden bir grubumuz var. Orayla da ilgileniyoruz. Kadınların öldürülmesi, tacizi, tecavüzü gibi davalarla da ilgili Yoğurtçu Kadın Forumu ve bunları da gündemleştiriyoruz. Ama aynı zamanda işte bir yerel seçim gelirken örneğin tutumumuz ne olacak deyip işte daha geçmiş dönemlerde Kadıköy Belediyesi, ilçemiz belediyesiyle de gidip kadınların talepleri bunlardır diye onlara bir listeyle taleplerde bulunabilmiştik. Bu dönem yapmadık henüz öyle bir çalışma ama gündemleştirebiliyoruz, böyle isteklerimizi de dile getiriyoruz. Aynı zamanda kadınların feminist bilincinin yükselmesine ilişkin toplantılarımız oluyor. Kadınların tarih içerisinde var olmalarına ilişkin, görünmeyen tarihteki, tarihin görünmeyen kısmındaki kadın emeğini, kadın varlığını zaman zaman burada tartışıyoruz. Feminist psikologlar geliyor. Çünkü her alanda feminizme kafa yormuş bir insan gerçekten kadınlar için daha rahatlatıcı ve iyileştirici olduğunu gözlemledik biz burada yaptığımız forumlarda. 25 Kasım buluşmalarında ne kadar yer aldınız şimdiye kadar? Böyle ilk katıldığınız 25 Kasım eylemleri, buluşmaları nasıldı? Taksim'de yapılanlar özellikle, son yıllarda nasıl gözlemleriniz? 25 Kasım eylemlerini Yoğurtçu Kadın Forumu'ndan 25 Kasım hazırlık platformu içerisinde olan arkadaşların bize taşıdığı bilgiler doğrultusunda buluşma noktalarına gidiyoruz. Buradan birlikte Yoğurtçu Kadın Forumu orada yer alıyor. Önceleri ilk ki ben hani feminist olmadan önce, Yoğurtçu Kadın'dan önce Ayşe'nin gibi 25 Kasım'da herhangi bir eylemim yoktu, bilmiyordum da. 25 Kasım ilk katıldığımda çok coşkulu,
bütün istiklalde yürüyebilen, orada kadın kadına şiddeti, kadına yönelik şiddeti protesto eden bir yürüyüşken, şu anda ben işte bu cumartesi günkü toplanma çağrısına evet katılacağım ama bir kaygı duyuyorum. Bireysel olarak bir kaygı duyuyorum ama sadece bunu ben değil, işte benim kızım, yeğenim, ablam gibi böyle herkes, benim orada olduğumu bilen herkes kaygı taşıyor. Çünkü orada polis şiddeti var maalesef. Bu şiddete göğüs geren arkadaşlarımız var. Hani ben açıkçası hani öyle bir şiddetle karşılaşmak istemiyorum. Fakat biz de varız deyip sokaktan da asla vazgeçmek niyetinde değiliz. Onu söylemek isterim. Teşekkürler. 25 Kasım uluslararası bir gün. Kadına yönelik şiddeti teşhir eden ve aynı zamanda yok edilmesi için başlanmış bir gün 25 Kasım. Fakat polis şiddetinde de yine Cemile Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok fazla karşılaşılan bir gün. Bu aslında ironik diyeceğim durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İronik biraz sanki hafif kalıyor. Bildiğim kadarıyla haklarında mahkeme süreci başlatılan arkadaşlar var bir grup içerisinde. Hatta bir tanesinin ceza da aldığını biliyorum. Kadına şiddetle mücadele gününde o gün orada bulunan kişilere ayrıca şiddet uygulanıyor. Şiddet ve arkasından da bir ceza süreci. Kafamızın üzerinde sallanan gerçekten büyük bir sopa var. Bunu her zaman hissediyoruz. Her sene birazcık daha fazla işte o şiddete maruz kalacağımız endişesini taşımaya başladık. Her sene birazcık daha fazla. Zaten Ayşe Hanım da ifade etti. Size aynı soruyu biraz daha değiştirerek şöyle sormuş olayım. 25 Kasımlar, 8 Martlar, kadınların sözlerini söylediği zaten yılda iki tane gün var. Bunlar yargılama konusu olabilir mi? Bunlar tabii ki yargılama konusu olamaz. Kadınların o kadar büyük bir kalabalık halinde 8 Mart gece yürüyüşü, 25 Kasım kadına şiddeti protesto etme yürüyüşüne katılmalarının altındaki ne acaba diye bunu araştırmaları gerekir. Hani bu şiddeti uygulayan insanların neden bu kadar büyük bir yüreklilikle oraya geliyorlar ve haykırıyorlar kadınlar bir araya gelip bunu neden yapıyorlar diye araştırmaları gerekir bence. Öyle bir şiddet asla kabul edilemez. Biz de bunu kabul etmiyoruz zaten. Trajikomik kadına şiddete dur deme günü olarak ilan edilmiş günde biz şiddete uğruyoruz. Ve bu şiddet Ayşe'nin de dediği gibi dozunu artırarak ve şeklini değiştirerek devam ediyor. Her alanda sıkıştırılmaya, kadınlar evlerine gönderilmeye, evlerinden dışarıya çıkmamaya mahkum edilmeye çalışılıyor. Uygulanan politikalar bu yönde. Bu çok dikkat çekici bir şekilde ortaya konuluyor. Hiç açıklama gereği dahi duymuyorlar. Hani buna neden böyle davrandıklarını hiçbir zaman açıklamıyorlar. Açıklamak ihtiyacı dahi duymuyorlar. O kadar duyarsızlar ve sadece yapmak istedikleri şey kadınları sokaktan evlere hapsetmek. Ama her zaman şunu söylüyoruz. Ne sokakları, ne geceleri, ne de hayatı bırakmıyoruz. Biz onun peşindeyiz zaten, içindeyiz de. Kadın Forumu'ndan başka bir arkadaşımızla, kadın arkadaşımızla beraber. Siz nasıl tanıştınız forumla, neler yapıyorsunuz? Hem sizi tanıyalım hem de forum yolculuğunuzu dinleyelim. Adım Ayşe. Yoğurtçu Kadın Forumu'na daha yeni bu sene katıldım. Daha çok yeniyim. Yani herhalde bir hazırlıklara ne zaman başladık? Eylül'ün başı gibi başladık sanırım. Bir 2-3 aylık süreç oluyor. YKF'yi biliyordum tabii ki.
Nereden biliyordum? İşte Gezi sonrasında kurulduğunu, faaliyetlerini falan daha ziyade sosyal medyadan takip ediyordum. Ben bir 3 senedir falan böyle feminist hareketin içerisindeyim. Daha orada da yeniyim. YKF'ye böyle çok geçen sene ara ara birkaç kere gelmiştim. Aslında çok her hafta takip etmek istiyordum. Ama işte bir türlü çalışma hayatıdır, işte eğitim hayatıdır şey oluyorsun. Neyse yoruldum gitmeyeyim gibi oluyor. Ama bu sene hazırlık grubuna girdim. Ben YKF'nin hazırlık grubundayım. Birazdan ondan da bahsederim neler yaptığımıza dair. Hazırlık grubuna girmemin nedenlerinden biri de gerçekten düzenli olarak gelebilmekti. Çünkü içerisinde var olmak istiyordum. Ne zaman YKF'ye gelsem bana çok iyi hissettiriyordu YKF. YKF'nin benim için en böyle özel yanı, o az önce de konuştuğunuz mevzu var ya Ayşelerle, o forum olma hali. Şimdi ben de feminist bir dernekte çalışıyorum. Hı-hı. Ama yani dernek demek hani bir iş işleyişi demek, her ne kadar hani feminist olsanız da. Evet, bir yandan da hareketin içerisindesin. Ama her çarşamba buraya gelmek, kadınlarla bir arada olmak, İşte gündemdeki meseleleri konuşmak, bazen gündemdeki meseleler çoğunlukla can sıkıcı olabiliyor gündemdeki meseleler. Böyle kafamızı dağıtmak için bu hafta bize iyi gelen bir şeyler yapalım diye konuşmak çok iyi geliyor. O forum halinin, o forum hali bana tam şey hissettiriyor. Ya, feminist bir ortamdayım. O eşit ilişkimiz birbirimize kurduğumuz, o samimiyet, ya şey çok önemli. Ya işte Sarah Ahmet de der ya, feminizm birbirimizi nasıl bulduğumuzdur diye. Yani feminist mücadele demek ya da işte feminizm demek, feminist olmak demek sadece hani dışarıda mücadele etmek demek değil. İşte patriarkaya karşı, devlete karşı, şiddete karşı, tahakküme karşı. Aynı zamanda birbirimizle kurduğumuz o dostluk ve arkadaşlık, feminist olma yolculuklarımızda çok önemli ve kıymetli bir yerde duruyor. Aslında mücadeleyi de güçlendiren bir yerde duruyor o birbirimizle bir arada olmak. Onun için YKF çok iyi geliyor bana, her çarşamba her şeyi bırakıp buraya gelmek. Yani aslında burada kadın dayanışmasının daha çok var olduğunu hissettiğin için de kendini daha iyi hissediyorsun, doğru değil mi? Evet evet, kesinlikle öyle. Ya tamamen birbirimizle, işte dediğim gibi yani bir dernekte olduğunda, herhangi bir başka bir kurum gibi bir yerde olduğun zaman her daha zorunluluk gereği de bir şeyler yapılabiliyor. Ama burada gerçekten gönüllü, içten gelerek her şey gerçekleştiriliyor. O çok iyi geliyor. Hazırlık komisyonunda olduğunu söylemiştin. Nedir bu hazırlık komisyonu, neler yapar? Oradan devam edelim. Hazırlık ekibi şöyle, YKF böyle yazın bir ara veriyor. O aradan sonra işte bizim Yoğurtçu Kadın maille haberleşiyoruz. Bir Yoğurtçu Kadın Forumu maili var. Orada 300-400 tane kadın var. Oraya işte bu sene YKF'nin hazırlık grubuna yer almak ister misiniz gibi böyle herkese açık bir şekilde. Böyle 10-15 kişiden oluşan bir hazırlık ekibi. Bu ekip ne yapıyor? Bir araya geliyor ve konuşacağımız konuları, hangi konuları konuşabiliriz? Herkes bir fikir söylüyor. Tabii ki diğer daha büyük YKF'nin iletişim grubuna da bunlar sorulara karar veriliyor. Konuşulacak konular, gündemler belirleniyor. Daha sonra konuklar çağrılıyor. Gene böyle kendi aramızda kim müsaitse öyle. Ayrıca bir WhatsApp grubumuz oluyor. Hemen bir şey söyleyeceğim. Konuşacak konular belirleniyor dediniz. O konuları neye göre belirliyorsunuz mesela? O konular şöyle, yani forum mantığıdır bu zaten. Herkes bir konu söylüyor, işte ne konuşabiliriz diye, ne yapabiliriz diye. Aslında biraz beyin fırtınası yapıyoruz orada ama şöyle bir şey var tabii ki. Mesela o gün gündem neyse, o ay ya da o hafta ya da birden mesela biz bir şey planlamışızdır ama bambaşka bir şey olmuştur ve o gündemi değiştiriyoruz. Onları kesinlikle öne alıyoruz. Mesela deprem döneminde uzunca bir süre YKF hep hani depreme yönelik forumlar gerçekleştirdi. Keza biliyorsunuz işte Filistin-İsrail Savaşı, onunla ilgili de hemen böyle bir forum yaptık. Ne yapabiliriz? Kadınlar Filistin'i konuşuyor diye bir forum yaptık. Böyle gündeme göre de değişebiliyor. Bizimkisi daha ziyade böyle bir taslak gibi oluyor aslında. İşte diğer arkadaşlara da soruyoruz. Bunları belirledik. Sizin başka bir konu öneriniz var mı gibi. Biraz
Öyle herkesin fikriyle oluşuyor yani. Sonrasında nasıl ilerliyor? Sonrasında evet, sonrasında işte konuklarla iletişime geçiyoruz. İşte ilişkisi olan ya da olmayan fark etmez. Konuklarla iletişime geçiyoruz. Onları davet ediyoruz. Ve işte sosyal medya hesaplarımızdan bunları paylaşıyoruz. Bunları bütün hep hazırlık ekibi planlıyor. Sonra işte ana gruba da gönderiyoruz böyle böyle diye. Onun dışında işte soditin açılması, işte çayın demlenmesi falan gibi böyle hazırlık ekibi bunları yapıyor daha ziyade. Peki burada yapılan bu panellerin, söyleşilerin buradaki kadın mücadelesine, kadın dayanışmasına nasıl etkileri oluyor? Sen nasıl gözlemliyorsun? Ya bir kere şöyle, bizim forumlarımız böyle, az önce konuşmacı dedim ama işte bir konuşmacının gelip didaktik bir şekilde bir konuyu anlattığı ve gittiği bir yer değil tabii ki. İşte bir, aslında onun girişiyle başladığımız ve daha sonra kendi deneyimlerimizi anlattığımız, o konuya dair fikirlerimizi söylediğimiz bir sohbet havasında geçiyor. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi kadınların sohbet etmesi, bu şekilde bir konu üzerine deneyimlerini paylaşması kadınlar açısından her zaman çok güçlendirici bir deneyim. İşte hepimize farkındalıkların yaşandığı bir anda olabiliyor ve sadece forum anında da değil daha doğrusu. Yani Cemile de söyledi, bizim bir de forum çıkışı oturmalarımız vardır. Orada da işte aslında forumda oraya taşınır bir şeyler, daha konuşulur orada. Çok güçlendirici, iyi hissettiren, bazen yalnız olduğunu düşündüğün konularda asla yalnız olmadığını fark ettiğin bir alan oluyor. Yani aslında her çarşamba dayanışma ve mücadele ruhumuzun tazelendiği bir hafta yaşıyoruz diyebilirim. Peki şimdi de 25 Kasım'a sayılı günler kaldı. 25 Kasım'da alanlarda kadınların her sene söylediği bir kelime var aslında, isyandayız. Kadınlar neye karşı isyandalar? Biraz bunları konuşalım isterim. Kadınlar neye karşı isyandalar? Kadınlar patriarkaya karşı isyandalar, sömürüye karşı isyandalar. Kadınların üzerine yüklenen ev içi emeğe karşılar. Kadınları boğan, sıkıştıran ve sömüren aileye karşılar. LGBT artılara karşı yapılan ayrımcılıklara, düşmanlıklara karşılar. Savaşa karşılar. Özetle kadınlar kendilerini baskı altına alan, kısıtlayan, kazanılmış haklarını, mücadeleyle kazanılmış haklarını elinden almaya çalışan her türlü güce ve sadece kadınlara karşı değil tabii ki LGBT artılara, hayvanlara, hepsi kapsayıcı olmak hep bizim yani feminist hareket için çok önemli. Bunların hepsine karşılar ve bunlar için mücadele ediyoruz. Bu sene de gene meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki son olarak sen bu yıl nerede, saat kaçta isyanda olacaksın? Bu sene feministler olarak saat 4'te Mecidiyeköy'de isyandayız. Yoksunlar! Yoksunlar! Yoksunlar!